Amfibi özel time katılmak isteyen kardeşlerim, öncelikle Deniz Kuvvetleri Sözleşmeli Erliğine başvuru yapmanız lazım. Başvuru olumlu bir şekilde tamamlanırsa eğitime çağrılmayı bekleyeceksiniz. Eğitime çağrıldığınızı farz edelim. Eğitim ilk aydan başlar. Temel eğitim, askeri eğitim yani bunlar. Askeri eğitim sadece bu şekilde söylenir. Orada farklı görülür. Daha güzel ve daha tecrübeli yetiştirilirsiniz. Bu eğitimler nasıl olur? Eğitimin ilk ayında sağa dön, sola dön, yürü, kalk, sürün, uygun adımda yürümek, selam vermek. Bunlar bir askerin temelinde eğitim görülmesi gereken tüm eğitimleri görülecek. Orada sizlere her şeyi gösterecekler yani. Ben bile bu şekilde söylüyorum ama oradayken sizlere daha tecrübeli ve daha iyi bir eğitim bekleyecektir kardeşim. Amfibi özel tim bu şekilde özel olarak yetiştirilirsiniz. Artık eğitimin bitmesine bir hafta kala komutanlar sizlere bir tercih sunmanızı isteyecek. Gemi branşı mı, amfibi, piyade mi? Bu sizin artık kendi gönüllülük esasınıza kalmış. Gemi branşı ve amfibi piyade mi? Bunu siz seçtikten sonra arkadaşlar gerekli kriterleri sağladınız diyelim. Artık buradan başlıyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Gemi branşını seçerseniz hangi bölüme gideceğinize komutanlar karar verecek. Burada siz kafanıza göre gemi branşında şunu seçin, bunu seçin diyemezsiniz. Ama amfibi piyadelik özel tim komutanlığında öyle bir şey yoktur. Tek bölüm, tek alan diyelim. Bana en çok sorulan soruları bugün sizlere söyleyeceğim. 2021 yılının bana sorulan en çok sorularından bir tanesi amfibi komando maaşları, eğitim süreçleri, görev yerleri, amfibi komandoların özlük hakları, yıllık izinleri, bunlarla alakalı tüm bilgileri sizlere anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Amfibi komandoların maaşı 4.500 TL ile 5.000 lira arası değişir. Görev paraları hariç görev yerleri ve gittikleri zaman görev yerlerindeki çalışma süreçlerinde mesela sizin bir aylık maaşınız 4.500 lira. Bir göreve gittiniz, o görevin parası maaşınızı etkilemiyor. O görevin parasını ayrı alırsınız, maaşınızı ayrı alırsınız. Peki amfibi komandoların görev yerleri neresi? Bunu da söyleyelim kardeşlerimize. Suriye, Afganistan, Irak, Libya, Şırnak, Isparta, bu gibi yerler amfibi komandoların özel tim görevlerine gittikleri yerlerdir kardeşlerim. Şimdi ise amfibi komandoların eğitim süreçleriyle ilgili konuşma yapacağım arkadaşlar. Amfibi komandoların eğitimleri hiçbir zaman bitmez. Görevdeyken görev alırlar, tugaydayken sürekli eğitim alırlar. Haftalık eğitim programları vardır. Yani amfibi komandoları görevdeyken her zaman görev alırlar. Hiçbir şeye hayır demezler. Eğitimdeyken eğitim alırlar. Haftalık eğitim programları vardır. Amfibi komandoları özel olarak yetiştirilen özel timlerdir. Amfibi komandoların diğer sözleşmeli erlerle özlük hakları aynıdır. Sözleşmeli erlerin özlük haklarından bahsedelim. Yani amfibi komandoların ve sözleşmeli erlerin 2021 yılının özlük haklarından bahsedelim kardeşlerim. Sözleşmeli erlerin izin hakları yılda 30 gün kendi izinleri vardır. Hava değişimleri izinleri vardır. 10 gün ölüm izni, 10 gün doğum izni. Bunun dışında 10 gün mazeret izni vardır. Mazeret izni yangın olur, sel olur, su basar. Bu şekilde izin hakkınız vardır kardeşlerim. Amfibi özel bir timdir. Gemi branşı mı, amfibi komando mu? Gemi branşı bölümlerinden bahsedelim. Yara savunma branşı, porsun branşı var, serdümen branşı var, topçu var, torpidocu var. Gemi branşında kolay bölüm de var, zor bölüm de var arkadaşlar. Amfibi komandoların böyle farklı farklı branşları yoktur. Amfibi komando deniz kuvvetlerinin timsahları olarak adlandırılır. Özel bir timdir. Amfibi komandoda 3 yıl, 5 yıl görev yaparsınız. Normal askerlerin yetiştirildiği gibi yetiştirilmezsiniz.
siz orada makinatör gibi, terminatör gibi, ölüm makinası gibi olursunuz. Sizin isminiz deniz kuvvetlerinin timsahı olarak adlandıran amfibi komandoların ismi özel bir timdir.